Efendim hayırlı akşamlar. Dost TV stüdyolarından hepinize merhabalar. Merak Ettiklerimiz programına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Yayınımız süresince inşallah sizlerin merak edilen dini içerikli sorularını birlikte cevaplandırmaya çalışacağız. Hemen bizlere ulaşıp sorularınızı iletmek için telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0312 alan koduyla 341 20 40 nolu telefon numarası üzerinden yayınımıza katılıp sorularınızı iletebilirsiniz. Cep telefonları vasıtasıyla sorularını kısa mesaj şeklinde bizlere iletmek isteyen dostlarımız cep telefonlarının mesaj bölümüne girip dost merak yazıp bir boşluk bırakıp sorularını 38-34'e iletebilirler. Facebook üzerinden bizlerle iletişim kurmak isteyen, sorularını, istek ve görüşlerini bizlere ulaştırmak isteyen dostlarımız facebook.com/merakdost adresini kullanabilirler. Ve son olarak e-posta adresimizi hatırlatalım. Meraketliklerimiz@dosttv.com adresi üzerinden de bizlerle sorularınızı, istek ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Sevgili dostlar, bugün sizlerin merak edilen sorularını cevaplandırmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı değerli hocam Doktor Bahattin Akbaş Beyefendi ile birlikteyiz. Muhterem hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Afiyettesiniz inşallah. Hamdolsun, sizler iyisiniz inşallah. Uzun bir ara vermiştik sizinle program yapmalı. Evet. Hayli bir zaman oldu. Evet. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklardaydınız. Orada sanırım biraz göreviniz de uzun sürdü. Evet. Sizi aramızda görmekten, ilminizden istifade edecek olmaktan mutluluk duyuyoruz hocam. Teşekkür ederiz. Mevla'nın imkan verdiği sürece elbette vatandaşlarımızı aydınlatmak babından gayrette bulunmaya devam edeceğiz. Ben de saygıyla selamlıyorum bütün izleyicileri. Hayırlı akşamlar diliyorum kendilerine. Allah razı olsun. Efendim başlayalım inşallah. Hatay'dan Kamil Yarıcı Beyefendi sizlere selamlarını iletmişler. Bireysel emeklilik sisteminde ki durum nasıldır? Caiz midir demişler. Faize bulaşma riskimiz var mıdır sizce? Bir de %25 devlet katkısını almak caiz midir? Diye sizlere sormuşlar. Tabii devlet tarafından mevcut emekli maaşları yeterli gelmeyeceği veyahut da hayatın farklı ihtiyaçları, insanların çoğalan ihtiyaçları babında bir destek olması cihetiyle bireysel emeklilik imkanı açıldı. Tabii burada dini bakımdan Müslümanların dikkat etmesi gereken hususlar, araması gerekli hususlar, şartlar var şüphesiz. Muhakkak. Burada dikkat edecekleri şey bu bireysel emeklilik sistemi veya özel emeklilik sisteminde kişilerden toplanan primler, paralar dinin helal kıldığı alanlarda değerlendirilmesi gerekir. Dinimizin haram kıldığı işte faiz gibi, işte kumar veyahut da haram ticaret konusu gibi yönlere işte likit fon, A tipi, B tipi fonlar, bunların da %50'si değil mi? Tahvildir, faizdir. Bunlardan nemalanıyor. Yani bunlardan nemalanmayan kesimlerde dinin helal kıldığı alanlarda değerlendirilen bu bireysel emeklilik fonları bunlara girmekte bir beis, bir sakınca yok dinin ama girecek kişiler, vatandaşlar bu konuda iyi araştırmada bulunmalı. Kendileri bilgi istemeliler. Faiz ve benzeri dini haram, dinin haram kılınan alanlarda değilse bu nemalandırılan fonlar, bireysel emeklilik sistemi bunlara katılabilirler ve bu katıldıkları devlet de başta ifade ettik, teşvik ediyor. Teşvik sadedinde ben de bir para veriyor %25 veya %20 neyse tam onun miktarını buna girenler bilir. Bunu almakta bir sakınca yok. Çünkü devlet teşvik sadedinde, teşvik babında veriyor. Ve desteklemek için tabii veriyor. Yani siz 100 veriyorsanız, katıyorsanız, 20'si veya 25'i de benden diyor. Bunun alınmasında bir sakınca yok. Yani önemli olan kısım verdiğimiz, yatırdığımız paraların tabii helal bir alanda değerlendirip değerlendirmesi, dini hassasiyet taşımaları insanlarımız. Evet, teşekkür ederiz hocam. Bir telefon bağlantımız var sevgili dostlar. Onunla devam edelim inşallah. İzmir'e uzanıyoruz. Halide Hanım telefon attığımızda. Alo. Evet, bekliyorum. Buyurun Halide Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Şimdi bir yakınım var. Onun adını vermeyeyim. Kurban kesmiyor ve de şöyle diyor. Öyle bir şey yok diyor.
Allah korusun ödüm koptu. Bu dedim bir de kurala inkar etmektir. Bu ne oluyor? Ne demek yani? Neyi inkar ettiğini tekrar söyleyeyim. Kurban kesmeye. Kurban kesmenin olmadığını. Öyle bir şey yok diyor, kesmiyor da. Evet, pekala efendim. Yöneltelim inşallah hocamıza. Sıhhat diliyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Evet muhterem hocam. Kurban dini bir ibadettir. Hı hı. Bir menasiktir kurban. Dolayısıyla hem Kur'an-ı Kerim'de yer alan hem de Peygamber Efendimiz'in kurbanın bir ibadet olarak emri buyurmasından itibaren bütün kurban bayramlarında, kurban bayramlarında erdiği zaman kendisi için bir ve bir de ümmeti için olmak üzere, evet, iki adet kurban kestiği, kurban bayramı sabahında erdiği zamanlarda biliyoruz. Bunlar kaynaklarımızda var. Ve Peygamberimizin de bu meyanda teşvikleri var ve uyarıları var. Kurban kesmeyenlere yönelik. Kim imkanı olur da, durumu el verir, müsait olur da kurban kesmezse bizim namazgahımıza yaklaşmasın diyor. Evet. Yani şiddetli bir ikaz ve tevbih var. Sonra Kur'an'da değil mi? Fesalli li rabbike venhar. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Yine başka ayetler de var. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. De ki benim namazım, ibadetlerim, menasim, nusuk dediğim şey kurban. Kurbanım hep alemlerin Rabbi olan Allah için bir ibadettir. Kurban ne? Kurbiyet. Yaklaşmak. Yani kurban kesmek suretiyle Allah'ın emrine boyun eğdiğimizi, Allah'a kul olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Fiilen niyetimiz de tabii o. Ve bununla inşallah Allah'a bir kurbiyet, yakınlaşma meydana geliyor. İlahi emre boyun eğdiğimizin bir göstergesi. Ve bundan sonra da hem aile, hane efradına, hem kişi kendi, imkanı olanlar tamamını da dağıtıp fakir fukara değil mi? Ondan nasipleniyor. Bununla tabii beraber sadece Kurban Bayramı'nda kesilen efendim Hanefilere göre vacip kurban. Şafii'de sünnet. Sadece o değil. Adak kurbanı var değil mi? Yani şu işim olursa, şöyle bir arzu ettiğim durum gerçekleşirse Allah için bir kurban keseceğim. Adağım olsun. Adıyor, nezir diyor değil mi? Nezir kurbanı var, adak. Sonra akika. Bir çocuğum olduğu zaman Allah'a şükür vesilesi. Akika kesiyor. O kurbandan kendi de yiyebilir. Durumu iyi olanlar da. Hı hı. Adak kurbanından durumu iyi olanlar yiyemez. Ne yapar? Zekata muhtaç olan, fakir muhtaç kimselere dağıtmak zorunda. Ve sonra kurban hacda kesilen kurbanlar var değil mi? Hediye kurbanlar. Kurbanın çeşitleri çok. Şükür kurbanı da var. Kurban... Dolayısıyla konusunu, kurban yoktur, evet, diye bir şey çok yanlıştır. Bu kardeşimiz, bu izleyicimiz bundan hemen vazgeçsin. Yani tehlikeli olsun bir söylem yani, tabii, değil mi hocam? Yani pişman olsun, tövbe etsin inşallah. Bu dinin bir belli bir yıllardır, asırlardır yapıla gelen değil mi? Hem nasen sabit yani. Evet. Nas dediğimiz Kur'an ayetleri veya Peygamberimizin sözleri, hadisleri, sünneti, uygulaması. Onun hem sözünde var, hem fiili uygulamasında var. İcma var sonra. İslam alimleri bunda da ne yapmışlar? Görüş ortaya koymuşlar. Evet. Dolayısıyla asıllarda da Müslümanlar her coğrafyada uygulanır. Ama bazılarında mesela hüküm itibariyle diyelim Şafii mezhebinde sünnet. Kurban bayramı zamanında bizdeki gibi çok yaygın olmayabiliyor. Yani belki bu kastedilerek de söylenmiş olabilir. Hı. Yani Hanefi mezhebinin dışındaki mezheplerde, evet, örneğin Şafiilikte sünnet olduğu gibi belki bunu kastederek söylemişse belki bu zaman bir problem olmayabilir. Yani tam bilemiyoruz biz, aktarılan duruma göre söylüyoruz ama kurban dinde asla yoktur gibi bir şey. Tabii öyle yani bir şey. Böyle bir şey tehlikeli. Elbette çok söylenmemesi asla gereken bir şey var. Çünkü yani, evet, hüküm itibariyle belki farklı kategori arz edebilmiş mezhepler bakımından ama vardır. Dolayısıyla ve kurban özellikle bizim ülkemizde büyük bir zevkle ifade edilen geniş bir halk kesimine yaygınlaşmış
büyük bir neşeyle ifade eden bir ibadet. İnşallah biz de o ibadeti yapıp da kabul olan kullardan oluruz. İnşallah. Efendim bir Facebook sorusu. Şunu da söyleyelim. Buyurun, orada başka buyurun. Bir ayet daha var. Onu da ifade etmeden buyurun. Geçemeyeceğim. Yani sizin kestiğiniz kurbanlardan Allah'a onların ne eti ne kanı ulaşmaz diyor yani. Ulaşmaz. Ne ulaşır? Sizin takvanız. Velakin yenaluhu takva minkum. Yani sizin takvanız, bu takva ne? Allah'a karşı sorumluluk bilinci. Yani ben bunu Rabbime yaklaşmak amacıyla kestim. Rabbim kes dedi, kestim. Ve bundan da hiç et yüzü görmeyen fakir fukara var değil mi? Kurban bayramından bayramına et görenler var. Tabii. Yani bunlara da çok sosyal faydaları, yönleri olan bir müstesna ibadettir kurban. Evet hocam, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bir Facebook sorusuyla devam edelim. Sami Yüksek beyefendi sizlere selamlarını iletmişler. Muhterem hocam, farz namazların 3 ve 4. rekatlarında Fatiha okumak sünnet deniliyor. Kıraat farz değil mi? Bir açıklık getirirseniz çok sevinirim demişler. Tabii fakra'u ma teyessere min. Ondan yani Kur'an'dan kolayına geleni oku diyor değil mi? Yani bu diğer yönden hadis-i şerif var peygamberimizden gelen. La salate illa bi Fatiha. Yani Fatiha'sız namaz olmaz diye. Evet. Şimdi bu hadisin tabii delil değeri, hüküm itibariyle farz konumunda değil de vacip şeklinde ifade edilmiş. Dolayısıyla Fatiha olması vacip oluyor. İlk iki rekatta. Farz namazın ilk iki rekatında Fatiha'nın okunması vaciptir. Ama Kur'an'dan bir ayet de olsa okunması nedir? Farz. Evet. Kur'an'dan kolayına geleni oku ayeti kelimesiyle, açık ayetiyle Kur'an'dan bir ayet okuyacak kişi. Mesela kişi bir ayet okumuş olsa, yani namazı yeni başlayan bir kimse için diye düşünelim. Bu kişi bir ayet biliyor. Onu okusa farz yerine gelir. Ha hiç bilmese bile ben bir ayet bilmiyorum, sure bilmiyorum, ben namazdan muafım diyemez zaten. Ne yapacak? Allah için yine kıyama duracak. Ve kumu lillahi kanitin. Allah'a gönülden yönelmek suretiyle ona ibadet edin. Kıyama durun, değil mi? Evet. O kişi hiç bilemese bile el bağlar, tekbiri alır. Tekbiri almak suretiyle her şeyi elinin kenarı, dünyayı, dünyanın içindekileri bir kenara bırakır. Sübhanallah der. Allah der. Allah diyecek. Yani namazdan ben ayet bilmiyorum, sure bilmiyorum, Fatiha bilmiyorum diye kişi kendisini müstahni kılamaz. Vareste evet. Tutamaz. İlk iki rekatında olması vacip. Diğerini tabii sünnet. Nafile sünnet namazların her rekatında Fatiha okunacak. Evet. Teşekkür ederiz kıymetli hocam. Bir telefon bağlantımız daha var. Ankara'dan Gül Hanım telefon attığımızda. Alo. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ben bir şey soracaktım da. Buyurun. Ben bundan 20 gün önce falan Umre'ye gittim. Allah kabul etsin inşallah. Allah kabul etsin. Amin. Yeni geldim. Ve tek başıma gittim. Yani maddi anlamda sadece benim gitmeme yani param yetebiliyordu. Evet. Allah misafirin de hayırlısını versin. Hoş geldine geldiler bana geçen gün bir iki kişi. Ve hocam yani bana beni çok acı bir şekilde eleştirdiler. İşte ben yalnız gidemezmişim. Ondan sonra işte Diyanet nasıl böyle bir şey yapıyormuş bilmem yani böyle farklı farklı eleştiriler evet. Bende bulundurdular. Ben kendim gitmek istemişim. Allah'ın verdiği aklı Allah beni yasaklamış gitmemi oraya ama ben nasıl gidiyormuşum evet. Vesaire vesaire böyle beni acımasızca ben hiçbir şey söylemedim ona ama çok kötü oldum öyle deyince. Hani peygamberimiz diyor bu her şeyi bilen diyor nasıl diyor dememiş diyor 5 kadın bir gidebilir diye diyor. Bunları bu insanlara nasıl açıklayacağız? Hani bunu İmam evet. Şafii Hazretleri hani böyle söylemiş. Şimdi şöyle yapalım Gül Hanım. Sizin başınıza ilk defa geliyor ama biz bu ve benzeri sorularla defaatle karşılaştık. Sorunuzun cevabını inşallah Bahattin Akbaş hocamızdan alacağız ama küçük bir ara vermemiz gerekiyor. Reklamların ardından Gül Hanım'ın sorusuyla ve cevabıyla programımız tekrar devam edecek.